Merhaba, Fanzade ekranlarına hoş geldiniz. Ben Deniz Batuhan Çar, yanımda Berkay Sert var. Bugün sizlerle Nisan ayında çıkan oyunlar hakkında konuşacağız. Nasılsın Mert? Berk, özür dilerim. Nasıl olalım? Oyununa bakmaya çalışıyoruz az buçuk. Pek iyi bir şey çıkmasa da şekilde gidiyor işte. Evet arkadaşlar, bugün ya bu ay açıkçası çok yoğun olan bir ay değil geçen Nisan aylarına göre. Fakat elimizde olan oyunları size sunacağız. İsterseniz ilk oyunumuza başlayalım. Outriders 1 Nisan'da çıkışını yaptı. Hatta biz bu kaydı aldığımızda çıkışını yapmış olmuştu. Çıkışını yapmıştı. Kendisi bir online co-op multiplayer oyunu. Square Enix'in yaptığı. Square Enix önceden Marvel Avengers yapıyordu. Sonra bu oyunu çıkarmaya karar verdi. Senin bu konu hakkında bir fikrin var mı? Oynadın mı, izledin mi abi? Şöyle demosuna baktım bir 2 saat süresince falan. Marvel Avengers'la kıyaslamak gerekirse yani şey olduğu için hani ikisi de Square Enix'ten ve aşağı yukarı aynı kafada oldukları için formül olarak çok daha düzgün bir loot shooter. Çok daha iyi işlere gider muhtemelen. Bir de arkasındaki yapımcılar da Gears of War'dan geldikleri için sevenlerine şey yaparım, tavsiye ederim. Aynen ya. En azından yüzüstü bırakmaz. Oyuna şöyle bir eklenti yapayım. Oyunun hikayesinden biraz bahsedeyim. Outriders denen bir ekipteyiz. Bu ekip Enarch gezegeni denen bir gezegene iniyor ve burada felaketler yaşanmış. Bu felaketleri çözmeye çalışırken farklı hikayeler de başımıza geliyor. Benim izlediğim, araştırdığıma göre hikaye gerçekten çok derin. Bu sefer Square Enix dersine iyi çalışmış. Marvel Avengers'daki gibi birazcık batırmamış işi. O yüzden çok sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Hatta şu bilgiyi vereyim. Tabii bu çıkışından sonra kaydettiğimiz için şöyle bir olay var. Şu andan itibaren Outriders oyuncu sayısı Marvel Avengers'ı geçmiş. Yani direkt bastırmış o şeyi. Zaten Yaklaşık 3 katına çıkmış hatta. evet, öyle bir olay var. Dediğim gibi seviyorsanız özellikle Division, Anthem ya da Destiny gibi oyunları seviyorsanız iyi bir karışıma benziyor. Şu anda da zaten Xbox konsol tarafında ve Cloud'da ücretsiz olarak Game Pass sisteminde veriyorlar. Oynamanızı tavsiye ederim. İkinci oyunumuza geçelim. Outworld 2016'dan beri çıkmaya çalışan ama çıkamayan bir oyun. Soulstorm. Kendisini macera olarak adlandırıyor. Oyun PS5, PS4 ve PC'ye çıkmayı planlıyor. Yorumların ne abi? Yani güzel bir oyun ama bayağıdır bekliyoruz. Ya. Abi ben bu oyunun çıkmasında değil, sonunda bu oyunu herhangi bir sunumda görmeyeceğime mutluyum artık. Çünkü sürekli bize PS5'in yeni oyun diye tanıtılıyor ama PS5 ile hiçbir görsel alakası yok. Eski konseptlerde bir oyun. Ve PlayStation değil de bilgisayarda oynaması daha güzel bir oyun aslında. Çünkü Niven Neist'i bunun bir önceki oyunu ve hikayenin hemen öncesi Epic Games'de bedava olarak verildi. Çoğumuzun kütüphanesinde de yatıyor. Doğru. Ya o yüzden bunun PC oyuncuları için güzel bir oyun. Hani 80 lira gibi ucuz da bir fiyatı var. İsteyen baksın. Sevenler baksın ikili platform. Oyun hakkında kısa bir bilgi daha vereyim alacaklar için. Oyun dediğim gibi macera tabanlı. Oyunun hikayesi şöyle. Adea adında bir karakteri oynuyoruz. Bu karakter Mudox ırkına mensup ve bu Mudox ırkı da Gulukongslar adında bir ırk tarafından köleleştiriliyor. Bir gün yüzüne gülüyor ve bu Ada arkadaşımız 300 tane Mudox'u kurtarıyor. Ve ondan sonra Mudox'lar bir büyü altına giriyor tarzında bir şey oluyor ve Ada'yı takip etmeye başlıyorlar. Oyunumuzda zaten bu mekanikleri çok kullanıyor. Üzerinde çok duruyor. Kendisi 7 Nisan'da aramızda olacak. Oynamak isteyen arkadaşlara tavsiye edilir. Üçüncü oyuna geçelim. What the Dub. Kendisi çok isim duyurmamış ama bence genel olarak dünyadaki şu an koronada olduğumuz için, karantinada olduğumuz için kendisine yer bulacak bir oyun. Kendisi 8 Nisan'da çıkacak. Oyun özelliğinden bahsedeyim. Oyunun özelliği bir sinema salonuna oturuyorsunuz. Bunun tiyatro versiyonu da vardı hatırlarsanız. Sinema salonuna oturuyorsunuz. Ekrana gelen klipler var. Bu kliplerde ne konuşulması, ne söylenmesi gerektiğini düşünüyorsunuz ve bunu chat'e yazıyorsunuz. En iyi düşünce, en iyi fikri sunan oyunu kazanıyor. Aslında çok basit bir mantığı var ama arkadaşlarınızla oynadığınız için çok iyi değerlendirilebilir. Aynen öyle. Ya sırf Corona'da olduğumuz için ve artık birlikte olmak için bir bahane aradığımız için kesinlikle liste alınacak bir arkadaşlarla oynanacak bir oyun.
Şöyle diyeyim. İçinde 300 klip var. 6 farklı mod varmış. Bunu söyleyeyim. 8 Nisan'da aramızda olacak. Şu an internette arattırsanız çok fazla bir bilgi bulamıyoruz. Ama beklediğim oyunlar arasında. Fanzade sayfasını takip ederseniz bu oyun hakkında büyük ihtimalle inceleme görürsünüz. Dördüncü oyunumuza geçelim. Say No More. Kendisi şöyle adlandırıyorum. Hayır deme simülasyonu. Türkiye'de de çok zor olan bir şey olduğu için galiba hepimize gerekli bir simülasyon. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya benim çok oynayacağım bir oyun değil açıkçası. Benim tarzım da değil ama forumlarda vesaire başka yerlerde okuduğumuz zaman bunu bekleyen insanlar var. Ya benim özellikle gördüğüm anda ilgimi çeken, merak ettiğim bir oyun çünkü genellikle şeydir, beyaz yakalı simülasyonu, amiyane tabirle oyunlar işin içine mizahı da eklediğinde hem daha komik hem birazcık daha eğlenceli oluyorlar. Epic'te de Steam'de falan bunun bayağı bir örneği vardı. Say No More'da farklı bir kafada gidiyor. İnsanlara sürekli hayır demeye çalıştığın bir oyun. Özellikle değişik bir konsept gibi duruyor. Ben çıktığı anda bir bakmayı düşünüyorum. Ya dediğim gibi güzel bir oyuna benziyor. Yani bu oyunu da tavsiye ederim. Şimdi benim hiç alakamın olmadığı bir oyuna geliyoruz. Berkay bu oyunu daha çok merak ediyor. Metal Tales Overkill diye bir oyun geliyor. Kendisini aksiyon müzik tarafında tanımlamış. Yani ikisini aklımda bir araya getiremiyorum açıkçası. Şey gibi oluyor. Bir ara hatırlıyorsan manganın bir oyunu vardı. Gitarla adam dövüyorduk. Belki hatırlıyorsundur. O oyun aklıma geliyor ama bunu senden dinlememiz lazım. Bu oyunu, bu tarzı seven sensin galiba. Ben çok ilgim yok çünkü. Abi Jack Black'in bir oyunu çıkmıştı. Gene metal konseptiydi ama 3 boyutluydu. Sanırım PS3 döneminde çıktı. Bu onun birazcık daha 2 boyutlu versiyonu gibi diyebiliriz aslında. Daha Bullet Hell roguelike mekaniklerinde bir oyun. Ama işte şey metal tanrısının seni karşısına çıkarttığı bosslarla falan roguelike kafada kapışıyorsun. İşin güzel kısmı şu. Sen metal müzik yaparak karşındakilere ateş açıyorsun. Bunlar da metal müzik yaparak sana karşı açıyor ve kendi müziklerinin yanında overall dünya üstündeki şeyleri de almışlar. Başka müzikleri de almışlar patentleriyle birlikte. Telifleri. Ha, hem böyle kulağına güzel gelecek hem oynarken eğleneceğin hızlı bir aksiyon. Güzel. Ya 22 Nisan'da aramızda olacak. Sen bekliyorsun galiba. Ben dediğim gibi çok bir alakam yok ama inşallah güzel Ya çıkar diyelim. roguelike sevmesem de buna kesinlikle bir bakacağım en azından müzikleri için. Tamamdır. O zaman sıradaki oyunumuz MotoGP 21. Benim de bir Formula 1 hayranı olarak beklediğim oyunların arasında kendisini 22 Nisan'da aramızda göreceğiz. Benim incelemem, benim araştırmalarıma göre çok fazla 2020'den fark yok. Elinizde 2020 varsa yani hayran değilsiniz ve bu oyunu oynuyorsanız özellikle elinizde Xbox Game Pass varsa çünkü Xbox Game Pass'in içinde MotoGP 20 var. Bu her türlü sizi doyurur, bir yıl daha götürür bence. Şöyle söyleyeyim, içinde 300'e yakın farklı araç kombinasyonu varmış. 100'e yakında araç var. 40 tane de eski yarışçılardan var ve bütün sezondaki yarışçıların hepsi var olduğu söyleniyor. Bu konuyla bir fikrin var mı MotoGP'yle Berkay? Ya simülasyon yarış konularında biraz uzağım. Açıkçası arcade bana daha yakın geliyor ama yani seveni sevebilir gibi de duruyor. Çünkü grafik anlamda da bilmiyorum 20 nasıldı da grafik anlamda şu anda gayet güzel görünüyor bana. Muhtemelen sürüş dinamikleri falan da güzeldir kendi simülasyon diyebilen bir oyunda her sene çıkabilen bir oyunsa. Aynen. O yüzden meraklısının kesin ilgisini çeker. Ya şöyle Yani moto senin. ya tabii canım ben de kesin oynayacağım da ben kesin alacağım. Ya şöyle bir olay vardı. MotoGP şöyle bir olayı var. Diğer oyunların genelde yarış oyunlarının Formula 1 veya GT serisinin diğer oyunlarda işte örnek veriyorum veremiyorum şu an oyunlar aklıma gelmedi. Oyunlarda karşılığı var. Bu oyunları zaten beni dinleyen bilenler anladı bile. Ama MotoGP, motosiklet sürebildiğimiz bunun simülasyonunun olduğu oyunlar çok fazla bulunmuyor elimizde. O yüzden kendisi hem biraz arcade hem de biraz simülasyonu çok güzel karıştırarak elindeki kesimi tutmayı başarabilen nadir oyunlardan. O yüzden devamı geliyor durmadan. FIFA gibi, NBA gibi bir kafası var. Her yıl yenisi çıkıyor. Çok bir farklılık olmuyor ama seveni alıyor. Buna da diyebilecek bir şey yok. Diğer Yani oyuna bir geçelim. de şey de eklemek isterim bu arada MotoGP hakkında.
Yani FIFA gibi falan da gene 300 lira 400 lira etiket de çekmemiş kendisi de Tabii canım. 78 liradan çıkıyor. Tabii canım. Ya o yüzden seviyoruz ya. Yani MotoGP hala o fiyatta çıkacak. Formula 1'i EA satın aldı. O yüzden bir tık korkuyorum ama inşallah öyle bir şey olmaz yani. Şimdi En azından iyi play'e gelir. ya inşallah diyelim. Hala bekliyoruz öyle bir açıklamayı ama hiçbir şey demediler. Diğer oyunumuz, 7. oyunumuz Nier Replication. Kendisi bir remastered ya da remake olarak tanımlayabiliriz kendisini. Kendisini aksiyon RPG olarak belirtmiş. Nier Automata'nın bir öncesini anlatan, gençliğini anlatan, gençlik yani aynı karakterler değil ama Ya farklı karakter. farklı Evet. karakterin gençlik hayatını anlatan bir oyun. Kendisini 23 Nisan'da PlayStation 4, Xbox One ve PC'de göreceğiz. Ya ben Nier Automata'ya yeni başladım oynamaya ve çok keyif alıyorum. Yani normalde bu tarz oyunlardan çok keyif alacağımı düşünmüyordum ama hikayesi olsun, yani savaş çeşitliliği olsun, o farklı hissettiren olaylar olsun gerçekten beni içine aldı. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya Nier Automata zaten ilk çıktığı anda da şeydi ya, oyunun sonu özellikle aşırı farklıydı. Şimdi spoiler etmeyeyim senin için de. Lütfen. Zaten esas kurgu buydu ve şey de çıkmıştı. Bakın bu oyunu yapan abimizin esas alameti farikası. Bunu aslında ilk oyunda da yapmıştı ama onun oynanışı çok kötü diye kimse bakmamıştı deniyordu. Ben de bakmamıştım. Şu anda onun oynanışını Nier Automata seviyesine çekip o hikayeyi bize tekrar sunması herkes için çok daha iyi oldu. En azından bir hikaye bütünlüğü de sağlamış olacak. Hem JRPG sevenler hem de aksiyonuna düşmüş olanlar. Aynen. Yani dediğim gibi 23 Nisan'da çıkacak. Ben çok bir bu seriye çok bir alakam olmadığı için yani yeni başladığım için çok fazla yorum yapamam ama geldiği zaman büyük ihtimalle oyuncu kesimi tekrar bu oyunu bekleyecek. Ne kadar remake ya da remaster olsa kendi tanımlamıyor ama böyle bir olay da geliyor. Diğer oyuna geçelim. Judgment. Kendisi bir Yakuza oyunu. Yakuza serisinin bir oyunu. Like a Dragon çıktı yakın zamanda. Onun bir önceki oyunu. Bu arkadaş tekrar geliyor. 23 Nisan'da aramıza katılacak. Kendisi bir aksiyon oyunu. Ben Yakuza'ya yeni başladım. Ona da yeni başladım. Öneriler üzerine. Sen oynadığını biliyorum. Senden alalım yorumları. Yakuza'nın o şey eski 90'lar kafası beat'em up aksiyonunu günümüzde zaten getirdiğini ve çok müthiş yaptığını hepimiz biliyoruz. Bu da onun üstüne zaten aynı şekilde devam ediyor. Üstelik normal konseptinde dışında birazcık daha spin-off bir oyun. Yakuza'nın içinden değil bir olayları çözmeye çalışan bir polisin gözünden bir hikayeyi anlatıyor. Yani 7 oyundur Kiryu'yu takip edenler için de bir rahat nefes aldıran bir oyun. Aksiyonu zaten söylemeye gerek yok. Hikayesi güzel. Grafikler zaten Yakuza'nın yarattığı mucizeler hepimiz görüyoruz oynayanlar. Kısacası oynayın. Yani aslında şey diyebiliriz galiba. 7 oyundur mafya tarafını görüyorduk. Bir oyunda bir karşı tarafı göreceğiz. Yakuza'nın karşısında ne yaşanıyor? Karşı tarafta neler yaşanıyor? Bunu göreceğiz. Dediğim gibi 23 Nisan'da aramızda olacak. 9. oyuna geçelim. Benim en sevdiğim oyun Total War Roma Remastered. Kendisi 29 Nisan'da geliyor. Adı üstünde Remastered zaten. Grafikleri yenileniyor. Her şeyi bütün şeylerin yenilendiği söyleniyor. Hiçbir şey eski kalmamış. Her şey üzerinde uğraşmışlar. Bana şöyle geldi videoyu izledikten sonra Total War Roma 2'ye benzemiş grafikler. Yani şu anki dönemimize daha çok gelememiş gibi. O yüzden çok fazla hype'ım kalmadı ama beni stratejiye alıştıran oyun olduğu için yani ister istemez bu oyuna ucundan da olsa bir 100 saat, 50 saat gömeceğiz gibi yani. Bu ucundan bakacağız. Azıcık diyorum ya bir de 50-100 saati. Çok güzel ya. Tabii canım ya benim oynadığım en yüksek oyun süresi 100 saat. Sen azıcık 100 saat diyorsun. Birazcık öyle oluyor ya. Bu konu Evet. hakkında bir yorumun yoksa geçiyorum. Yani dediğim gibi Roma Total War Ve bu oyunu konak. Roma Total War oyunu oynayanız varsa zaten olayı biliyordur. Bilmeyenler için söyleyeyim. Kendisi strateji oyunu. Ama CK'lar ya da Civilization'lar, EU4'ler gibi değil. Daha çok gerçek zamanlı durdurabildiğiniz tabii meydan savaşları yapabildiğiniz bir oyun. Bu tür gittikçe azalıyor. Bunu Total War devam ettirmeye çalışıyor. Evet, bu Her sanırım Troy çıkmıştı. aynen. O oyun da çok güzel bu arada. Yani maddi durumunuz ve bilgisayarınız yetiyorsa tavsiye ederim. Onu devam ettiriyor. İçinde
diğer oyunların yaptığı şeyleri de küçük küçük yapmaya devam ediyor. İşte şehir gelişimi ya da vesaire askeri gelişim, aile ağacı. Özellikle bu oyunda aile ağacı çok önemli. Yani varisiniz yoksa devletiniz yıkılabilme durumuna kadar gelebiliyor. Avrupa'da geçiliyor. İtalya bazlı genelde. Adı üstüne zaten Roma. Diyebileceklerim bu kadar. Senin yorumun yoksa ben 10. oyuna geçiyorum. Ayın en çok beklenen oyunu. PlayStation 5'in küçük çaplı göz bebeği diyebiliriz aslında bu oyuna. Evet. Returnal geliyor. Kendisini aksiyon, korku, roguelike ve psikolojik korku olarak tanımlayan bir oyun. Videolardan gördüğüm kadarıyla, oynanış, hikaye videolarını gördüğüm kadarıyla beni cezbetti. Ama şöyle küçük bir sıkıntı var. Bende PS5 yok. Bende de yok abi. Ama ikimiz cezbetti oyun. İzleyerek öğreneceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Ya kesinlikle izleyip öğreneceğiz. Bir de şey var. Oyundan birazcık çıkacağım ufak bir an için. Bu oyunun aslında bilgisayardaki karşılığı şey. Bunu ben başka bir arkadaşımla başka bir videoda konuşmuştum. Adı neydi? From the Ashes neydi onun From şeyi? the Ashes mı? Adını unuttum. Ben de hatırlamıyorum. Epic kütüphanemden mi baksam acaba? O zaman ben devam edeyim sen bakana kadar. Returnal şöyle Okey bir okey. Sen de evet. olay var. İçinde silahlı çatışmaların çok olduğu, kontrolü izlediyseniz ya da gördüyseniz oradaki canavar tarzına çok benzeyen, daha çok böyle karanlık ortamlarda geçen bir oyun. Hikayesinden şöyle küçükçe bahsedeyim. Bir kadın karakteri oynuyoruz. İsmini şu an not almamışım ya da verilmemiş. Emin değilim bu konu hakkında. Bir gezegene düşünüyoruz ve gezegende hayatta kalmak için bir ilerleme gerçekleştirmemiz lazım. Ama şöyle küçük sıkıntılar var. Gezegenin bir özelliği var. Sizler öldüğünüz zaman sizi o gezegene nasıl girdiyseniz aynı şekilde bırakıyor. Yani her seferinde o gezegene tekrar düşüyoruz ve her şey tekrar yaşanıyor. Beni en çok etkileyen olaylardan biri, bu spoiler olacağını düşünmüyorum. Karakterimiz her gezegene düştüğü zaman bu olayları unutuyor. Her tekrarlandığını unutuyor ama şöyle bir olay var. Siz oyunu oynadıkça ileride yani bölümler tekrarlıyor tabii roguelike sistemi olduğu için. Kendi cesetlerini görüyor karakter ve diyor ki burada ne oluyor? What the fuck? Bunlar benim ve ben buraya daha hiç önce gelmemiştim. Sonra yavaş yavaş kendi zihni canlanmaya başlıyor. Gerçek hayatta yaşadığı işte dünyada yaşadığı olaylar aklına gelmeye başlıyor. O taraf çok gösterilmiyor. First person olayı da var gibi. Videolarda öyle gösteriliyor. Yani yakın jumpscare tarzı korkutma sistemleri de olabilir. Çünkü listelenmiş korku olarak. Böyle bir oyun. Hikayesi de böyle. Beni gerçekten çok cezbediyor. PlayStation 5'te zaten bu aralar çok kurak. Oyun çıkaramıyor kendisine. Evet. Güzel bir alternatif olacak gibi PS5'i olan arkadaşlarımıza varsa tabii. Muhtemelen Türkiye'deki 100 kişiye sesleniyoruz. Bizi de biri izlese kafi bu arada. Tabii canım kesinlikle. Ya, aksiyonu birazcık daha Bullet Hell'e benziyor bu arada. Aksiyon konusunda aksiyonu tam verecek gibi. Korku konusunda da birazcık daha aslında şey, muallaktayım. Hani nasıl Lovecraft'ın vari hikayelerde görünse de birazcık daha hani Bloodborne tarzı canavarlar falan görsek de çok fazla korku öğesi göstermediler. Acaba nasıl olacak? Sadece bir iki saatine mi koyulacak falan o konuyu merak ediyorum. Sırf onun için merak ettiğim bir kısmı da var. Bu arada bunun PC'deki versiyonu deyip ismini hatırlayamadığım oyunda Remnant from the Ashes abi. Evet, Baktım doğru. ve tekrardan hatırladım. Şu an Epic'te de düşününce. hatta bedava verilmişti. Yani kendisi güzel bir oyun dediğin oyun. Ya benziyor mu? Çıkınca görmemiz lazım. Çıkması lazım dediğim gibi oyunun. Neredeyse bir ayı var çıkmasına. Aynen öyle. Aynen öyle. O zaman oyunlarımız bu kadardı. Söyleyecek bir şeyin var mı abi? Ben kapanışı yapayım istersen. Kurak bir aydayız demek istiyorum. Onun dışında da bir şey söyleyeceğim bir şey yok. Arkadaşlar, bu oyunlar hakkında bir yorumunuz vesaire buraya eklemediğimizi düşündüğünüz bir oyunuz varsa yorumlara ekleyebilirsiniz ya da bu oyunlar hakkında bir fikriniz varsa, yorumunuz varsa onları da yoruma koyabilirsiniz. Bu aylık bu kadar. Gelecek ayda görüşmek üzere. Görüşürüz.